dert benim omzumda değil sanki. Öteki ama sonsuza dek diye düşünüyor. Bilal Erdoğan'ın da bu EYT topuna girmesi galiba bu emeklilik üzerinde ciddi bir düzenleme yapacaklar. Prim ödemedi mi bu insanlar? Asgari ücretin brüt maaşı brütü ne kadar? Ya onu demiyorum. Yok, yani emeklilikte bir konunun düzenleme bu kadar açılmasının nedeni bu emeklilik üzerinde bir de değişiklik yapmak zorundalar. Çünkü SGK batık durumda, ödeyemiyor, kaldıramıyor. Yani öyle bir para yok. Tam ödediler falan filan ama sonuçta ülke ekonomisi batık durumda. Batık durumda olduğu için bu paraları ödeyemediği için bir düzenleme yapmak zorundalar. Bu emekliye zam yapılmayacağı, diğer maaşların düşeceği anlamına geliyor. İyi bir düzenleme olmayacak. Zaten orta vadeli programda da şimdi tamamlayıcı emeklilik diye yeni bir hikaye çıkardılar. Onunla beraber emeklilik düşecek. Yani gelecekteki emekliler tamamlayıcıya katılıp birleştirecekler. Çünkü Türkiye ödeyemiyor paraları, ödeyemeyecek ya, bu paraları. Kaç kişi Türkiye'de emekli olacak, kaç kişi prim veriyor, kaç kişi... Hepsi belli. Sosyal güvenlik kurumunun alacağı ne, gayrimenkulleri ne, ödemeleri ne, bir sürü alacağı var, tahsil etmiyor. Kurum 20 yıldır sosyal güvenlik reformu diyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Ya şöyle... Ya bu insanlar zaten emekli olacak. Siz sosyal yardım yapmıyorsunuz. Adam, insanlar prim ödemiş ya. İnsanlar size primlerini ödemiş. Yapacak bir şey yok yani, sen ödemiş, sen onu harcamışsın. Keşke emekli olmasaydın, sen bir bekle mi diyeceksin yani ona? Yani şöyle, ona bakarsan deprem içinde para topladılar, onunla gittik, biz yol yaptı dediler. İnsanlar deprem için para ödemiş, niye evleri bedava vermiyorsun diyemiyorsun. Çünkü harcamışlar parayı, ne yapacak? Ter bastı. İşte yemin abi bunlar zamanında şey yapmadı. Harcamışlar yani, para harcamış. Yani şimdi şu... Tamam EYT tamam bir yük getirdi de adamın ne kabahati var ya? Hiçbir kabahati yok adamın. Ya yani sen oyun oynarken kuralları değiştirmeye kalkıyorsun. Ya sana güvenerek ben emekli olacağım demiş. Belki ek bir iş yapacağım demiş. Şimdi bize niye emekli yapmıyorum diyorsun. 4-5 sene 8 sene beklediler. Arkadan EYT çıktı. Şimdi bize diyoruz ki EYT büyük maliyet getirdi. Getirdi ama adamın ne kabahati var? Peki, adamın ne kabahati ne var? Ne yapsın? Sigortasız, maaşsız mı yaşasın? Evet, ne yapsın? Evet, öyle şey. Tamam, şu anda emekli olmasa bunun zaten sosyal patlama. Bunun zamanında bu projeksiyonu yapmayanları. Yani gelip 38 yaşında kadını, 40 yaşında erkeği emekli edenlerin kabahati. Bu yıllardan beri gelen bir şey. İleriye atıp hiçbir projeksiyon yapmadınız mı siz ya? Yani normal bir emekli aktüeryasını, denklemini, rasyosunu hesap etmediniz mi? Abi, kaç çalışan, kaç emekliye bakan? Bozuldular işte. Tamam, hepsini bozdular. EYT kazanılmış hak yapılmalıydı da belki kademeli yapılmalıydı. Bu kadar vahşi yapılmamalıydı. Evet, yani kademeli. En azından 55 yaşını falan beklemeliydi. Bence de, ben de sana yani, katılıyorum. Bir anda hayır, 40 kademeli yaşında, değil. 45 yaşında. Reform evet, çok eskiden başlayarak bir reform düzenine girmeliydi. Tabii, sosyal güvenlik kurumu yavaş yavaş kendi haline bıraktı. Yani şimdi, dediğin gibi tabii, bu kazanılmış bir hak bir var. Bir kısa böyle vereyim. Ama bu... Bir kısa bir ara vereyim hemen. Şey, çok dayandım yine da ondan. Ziraat Bankası'na Halk Bank reklamı mı alacağız? Hay Allah. Yok bu sefer. 43 milyar dolarayı bize mi vereceklermiş? Sana şaşırtıcı. Bu köprü yapılmasın değildi. Bu köprüyü parayı verip devlet niye yaptırmadı? Niye böyle yapılsın? Niye bu sistemle niye yapılıyor? Tabii ki yapılsın. Çok güzel. Yapılsın, da çok güzel. Güzel, evet. Ama bunu devlet yapması gerekiyordu. Devlet parayı ya, toplaması gerekiyordu. Ya bana böyle bir şey verseler ben bile yaparım yani. Ne gerekiyorsa gece gündüz. Zaten bu sonuçta öz kaynakla da yapılmış bir hikaye değil. Ama bayağı yani kredi alıp yani yapılmış bir hikaye. Cebimizden tek kuruş çıkmayacak diyordu anlatırken. Yani yapanların cebinden tek kuruş çıkmadı. Neredeyse. Şimdi parayı yavaş yavaş ödüyorlar. İstanbul Havalimanı gibi. İstanbul Havalimanı da hep krediyle yapıldı. Başladım. Bak Hamene'ye konuşuyorum. Büyük sorular da para politikası elinden geliyor. Vatandaşın da yani, sorduğu soru. Kitaba göre ne yapıyorsa doğru yapıyor. Şu ana kadar yanlışı yok. Ben yani, şu anda pazara seninle gidelim. 200 liramız olsun. Sivri biber alıp geri dönüyoruz. O kadar. Yok kadar. En büyük banknot. C vitamin liramı. En büyük banknotu bilerek basmıyorlar. Niye? Her şey kayıt içine girsin, vergi alabilmek için. İnsanlar çünkü yanında çok fazla taşıyamayacağı için 2000 lirayı bile neredeyse kartla ödesin. Neyse, böylece kuru kayıt içine gelsin. İhracatçılar kurtulmuş yani, bugünün güzel haberi. Poğaça alırken bile vergi ödesin insanlar istiyorlar. Yani hikaye o. Ben ödedim vergimi canım. Nerede fiş? Fiş nerede? Ödedim. Ben şimdi sana fişi göstereceğim önümüzdeki haftalarda. Yazdım. Elektrik fişi mi olacak? Elektrik poğaça fişi gibi çarpacak. Poğaçayı elden aldım. Ben sana göstereceğim. Sade almış ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bir ben çok... böyle bir şey görmedim bak, ya. Evet, peynir pahalı. Sen bir şeyi uzatıyorsun ama ben bir adama kafaya taktım mı çok fena yaparım bak söyleyeyim. Çok fena yaparım seni. Birbirimize ihbar edeyle bitireceğiz. Evet. Hocam. Azalarak biteceğiz. Evet. Hocamı kızdırmayın. Evet. Hocam kızdı ama yani neye yok, kızdı yok, ki? Yok yok, benim kızışım çok tehlikeli olur sonra biliyor evet, musun gerçekten? Hayır, hiç düşün, takmam yani. Benim bile tam yetimlik ha. Adam bana poğaça getirmiş, ikram etmiş evet, olabilir. Yani. Ben bir de fişini sor. Tabii benim gibi. Tabii. Ama kaşınıyorsun. Abi biz buna şey deriz. Yani yılana sormuşlar ya daha şey demiş akrebe.
Benim şeyimde bu var. Yapacak şey, ben muhalifim. Kredi kartına yapılandırma başlığı. Yok, buna daha güzel bir atasözü var hocam, bence. Besle kargayı, oysun gözünü derler. Nakit mi aldınız poğaçayı? Nakit mi aldınız? Nakit aldım tabii. Fiş evet. Aldınız mı? Nakit aldım. Hocam poğaça neliydi? Sadeymiş. Sade almış be Murat'ım ya. Senin gibi param, öyle... Param poğaça yetiyor. Pizzamızı alamıyorum ki ne yapayım yani? Merak etme yani. Diğerleri de pizza alamıyor abi. Söz veriyorlar sadece. Sen içtiyse söyledim ve aldın. Bir de ben yine söz verip yollamayanlar var aramızda. Tamam da ben haftada bir sana poğaça getiriyorum. Valla ben bu örneği görünce... Mithat Hoca'nın başına gelenleri görünce pizza konusunda daha tereddütlü bakacağım bundan sonra. Abi vatan yahut Silistre diyorum ben ya. Ben vatanım için çalışıyorum. Yani ben kim olsa ispiyonlarım. Yani tamam bana yağmış, iyilik yapmışsın ama vermiyor dememişsin abi poğaçalırken. Kütahya'da bir ilkokuldaki çocuğu çevir. Güzel kardeşim de yavrucuğum de şuraya bak, biz bir havalimanı yapacağız. Bu havalimanına sence kaç kişi gider desen, abi buraya 50 bin kişi falan gider der, bilir. Hadi 100 bin kişi dese daha az yanılır. 500 bin kişi gider dese daha da az yanılır. Tamam, 1 milyon işte 300 bin kişi, 35 bin kişi giderse... Tamam, bu yanılma payından çıkıyor. Bu tahammüden oluyor. Bana öyle. Tahammüden oluyor. Evet. Bu tahammüden oluyor. Tahammüden. Peki şimdi size... Ya bu çok... Bol ortak var herhalde. Şimdi size bir görüntü getireceğim. Bu maşallah bol ortak var. Paralarını nakit alıyorlar. Ya %98 sapma payı olsa her yerden kovulursunuz ya. Ya var ya, vatandaş bu kadar ekonomi kovulmak sıkıntı çekti. Kovulmak değil, falakaya yatırılır. Bu kadar bütçesini denkleştirdi. Yemin ediyorum vatandaşı getirin, yönetirin, daha iyi yönetir ya. Ve 2044 yılına vallahi kadar daha iyi yönetir yani. 2044 yılına kadar Zafer Havalimanı'na para ödeyeceğiz. Öyle böyle geçirmemişler yani. Tabii. Parayı. Ya da yani serbest bıraksın, hiçbir şey karışmasın. Hani bazı futbol takımları için söyler ya, teknik direktör olmasa, ya bildiğiniz gibi oynayın dese takım daha iyi oynar derler. Burada da bir yönetici, karar alan bir mekanizma olmasa, millet kendisiyle yani bir şey alıp satarken o el sıkıştıkları fiyat onun son fiyatı olur. Hayat belki daha şey devam edebilir. Yani bu iktidarın ne katkısı var? Yani sen benim namıma gidip orada bir garanti veriyorsun bir şirkete. Ben bu şirketi 2040'a kadar benim bütün herkes canını dişine takarak çalışıyor. Bötülü borç bitmiyor. Yani tefeciden 100 bin lira alan adamın önce arabasını, sonra evini, sonra eşyalarını, her şeyi tefeciye vermesi gibi bir şey. Bitmiyor borç. Ya, bitmiyor. Kahveden kaldır Hüsnür dayıyı, tamam mı? Şeyde ekonominin... Boş Zafer Havalimanı'nda arkadaşlarım ekrana getirdi gördüğünüz gibi. Ay, sinirim bozuluyor. Sıra da yok. Bak kahveden kaldır üstünü dayıyı. Tenha. Ekonominin başına koy. En büyük kriz kahvede okey dördüncü bulmak olur. Murat Çelik'i duyamadım, pardon. Bir daha. Beni de duyamadın o zaman. Camilerde biz geleceği kaybediyoruz. Sorun orada. Yani psikolojisini bozacağız. 3-5 yıl kurtarıyoruz ama 20 yıl sonra Türkiye'nin durumuna bak. Yani Türkiye'nin bütün okumuş beyinleri ülkeden kaçıyor. İnanılmaz şekilde okumuş çok beyin doğru. Göçü artıyor. İşte bir ne var, meclis başkanı vardı, kahraman. Ne kahramandı? İsmail Kahraman. Yaşım beyin ihraç ediyoruz diye seviniyordu adam ya. Yani beyin ihraç etmek kadar kötü bir şey var mı? Beyin ihraç edilir mi ya? Yani beyin ithalat sevin. Yani ihraç etmeyeceğin tek şeyi ihraç ediyordun diye. Biliyor musun sen 2023 rakamı belli oldu 2023'te. Neyi? Yurt dışına giden 15-32 yaş arası. 329 bin kişi. Hocam o daha fazla biliyor musunuz? Çünkü 4 tabii yıl canım, orada kalmayınca bilmiyorum. Göç sayılmıyor. Ha, tabii. 329 kaçak gidenler var. Evet. 3-4 yıl orada olmanız gerekiyor. Sonra göç etti. Tabii 2025 nitelikli kişi. Nitelikli tabii. Biliyor musun? Şimdi onu gönderiyorsun. Öbür taraftan Afgan'dan, Pakistan'dan bilmem nereden falan filan. Ne, hangi okulu çoban bitirmek, alıyorsun. Okumuş mu okumamış bilmem ne. Bize çoban lazım. Onları bize alıyorsun. Bize çoban lazım şimdi, diyor ya. Yani yüksek teknoloji ürünün yok. Katma değer vermek, yürek şeyde yapamıyorsun. Robot teknolojisi, bilmem yazılımı, hiç. Yapay zekayı kaçırırsan 10-15 sene var Türkiye'nin. Bunu da kaçırırsa yandı gül bir daha olmaz. İhracatta zaten yandı gülün kiteni. 20 tabii, yıldır. 10-15 yılı var. 10-15 yılı kaçırırsa bir daha iflah olmaz. Kaçırdık zaten. Bir şey soracağım. Bu gelecekten bir şey olacak mı? Bu okula giden çocuklardan olmayacak. Olmayacak tabii. Eğitimde fırsat eşitsizliği yaratıyoruz. Parası olan eğitim alıyor. Harika, alkışlıyorum sizi gerçekten. 280 tane üniversitem var. Hepsi birbirinden... Yani 15 tane iyisini sayarsın. Bir ülkede nereden tutsan elinde kalır mı ya? Aynen ya. Evet, öyle. Ne, nereden tutsan lan? Gerçekten. Şu iyi dediğin bir şey olmaz mı bir ülkede tabii. Ya? Tok var ya, şimdi Fuat Tosyalı yönetim kurulu başkanı oldu. Bu arada İran lideri Hamaney. Arada Murat Çelik elinize bilgi gelirse... O İran mı? Ben Milli Eğitim Bakanlığı kadrosu sandım. Bakıyorum. İran'mış. Hani okul veriyorsun, yanına Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunu veriyorsunuz sandım. Yok, yani İran, alakası olmasın diye. Ama. Şimdi TOK'da... Çok isabetli bir değişim yalnız. Bence. Yönetim kuruluna da bayağı bir değişim oldu.
Çünkü TOK iyi gitmiyordu. TOK çok kötü gidiyordu. Evet, TOK nasıl gidiyor diye soracağım da. Ya Fuat Tosyalı sonuçta başarılı bir iş adamı. Ya niye bu ayılar açılmıyor? İlla yurt dışındaki testler...